Bölüm 19. Paulus Efes'te. Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara, "İman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı?" diye sordu. "Kutsal ruh diye birinin varlığını duymadık ki," dediler. "Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?" diye sordu. "Yahya'nın öğretisine dayanarak vaftiz olduk," dediler. Paulus, "Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbeyle ilgili bir vaftizdi," dedi. "Halka kendisinden sonra gelecek olana, yani İsa'ya inanmalarını söyledi." Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Paulus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi. Ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Havraya giren Paulus cesaretle konuşmaya başladı. 3 ay boyunca oradakilerle tartışıp durdu. Onları Tanrı'nın egemenliği konusunda ikna etmeye çalıştı. Ne var ki bazıları sert bir tutum takınıp ikna olmamakta direndiler. Ve İsa'nın yolunu halkın önünde kötülemeye başladılar. Bunun üzerine Paulus onlardan ayrıldı. Öğrencilerini de alıp götürdü. Ve Tiranus'un dershanesinde her gün tartışmalarını sürdürdü. Bu durum 2 yıl sürdü. Sonunda Yahudi olsun, Grek olsun, Asya ilinde yaşayan herkes Rabbin sözünü işitti. Tanrı Paulus'un eliyle olağanüstü mucizeler yaratıyordu. Şöyle ki Paulus'un bedenine değmiş olan mendiller ya da peştemallar hasta olanlara götürüldüğünde hastalıkları yok oluyor, kötü ruhlar içlerinden çıkıyordu. Çevrede dolaşıp kötü ruhları kovmakla uğraşan bazı Yahudiler de kötü ruhlara tutsak olanları Rab İsa'nın adını anarak kurtarmaya kalkıştılar. "Paulus'un tanıttığı İsa'nın adıyla size emrediyoruz," diyorlardı. Bunu yapanlar arasında Sikava adlı bir Yahudi başkahinin 7 oğlu da vardı. Kötü ruh ise onlara şöyle karşılık verdi. "İsa'yı biliyor, Paulus'u da tanıyorum ama siz kimsiniz?" İçinde kötü ruh bulunan adam onlara saldırdı. Hepsini alt ederek bozguna uğrattı. Öyle ki o evden çıplak ve yaralı olarak kaçtılar. Bu haber Efes'te yaşayan bütün Yahudilerle Greklere ulaştı. Hepsini bir korku aldı. Ve Rab İsa'nın adı büyük bir saygınlık kazandı. İman etmiş olanların birçoğu geliyor, yapmış oldukları kötülükleri itiraf edip açığa vuruyordu. Büyücülükle uğraşmış bir sürü kişi de kitaplarını toplayıp herkesin önünde yaktılar. Kitapların değerini hesapladılar, toplam 50.000 gümüş para tutuyordu. Böylelikle Rabbin sözü kudretle yayılıyor ve etkinlik kazanıyordu. Paulus bu olup bitenlerden sonra Makedonya ve Ahaya'dan geçip Kudüs'e gitmeye karar verdi. "Oraya gittikten sonra Roma'yı da görmem gerek," diyordu. Yardımcılarından ikisini, Timoteus ile Erastus'u Makedonya'ya göndererek kendisi bir süre daha Asya ilinde kaldı. Efes'teki kargaşalık. O sırada İsa'nın yoluna ilişkin büyük bir kargaşalık çıktı. Artemis Tapınağı'nın gümüşten maketlerini yapan Dimitrius adlı bir kuyumcu el sanatçılarına bir hayli iş sağlıyordu. Sanatçıları ve benzer işlerle uğraşanları bir araya toplayarak onlara şöyle dedi. "Efendiler, bu işten büyük kazanç sağladığımızı biliyorsunuz. Ama Paulus denen bu adamın elle yapılan tanrıların gerçek tanrılar olmadığını söyleyerek yalnız Efes'te değil, neredeyse tüm Asya ilinde çok sayıda kişiyi kandırıp saptırdığını görüyor ve duyuyorsunuz. Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de ulu tanrıçı Artemis'in tapınağının hiçe sayılması ve tüm Asya iliyle tüm dünyanın tapındığı tanrıçanın ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır." Oradakiler bunu duyunca öfkeyle doldular. "Efes!
Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırmaya başladılar. Kent büsbütün karıştı. Halk Paulus'un yol arkadaşlarından Makedonyalı Gaius ve Aristarkus'u yakalayıp sürükleyerek hep birlikte tiyatroya koşuştu. Paulus halkın arasına girmek istediyse de öğrenciler onu bırakmadılar. Hatta Paulus'un dostu olan bazı Asya ili yöneticileri ona haber yollayarak tiyatroda görünmemesi için yalvardılar. Tiyatrodaki topluluk karışıklık içindeydi. Her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Çoğunluk ne için toplandıklarını bile bilmiyordu. Yahudiler İskender'i öne çıkarınca kalabalıktan bazıları olayı ona bağladı. Eliyle bir işaret yapan İskender halka savunmasını yapmak istedi. Ama halk kendisinin Yahudi olduğunu anlayınca hepsi bir ağızdan yaklaşık 2 saat süreyle Efeslilerin Artemis'i uludur diye bağırıp durdu. Kalabalığı yatıştıran belediye yazmanı "Ey Efesliler!" dedi. "Efes kentinin Ulu Artemis tapınağının ve gökten düşen kutsal taşın bekçisi olduğunu bilmeyen var mı? Bunları hiç kimse inkar edemez. Bunun için sakin olmanız, düşüncesizce bir şey yapmamanız gerek. Buraya getirdiğiniz bu adamlar ne tapınakları yağma ettiler ne de tanrıçamıza sövdüler. Dimitrius ve sanatçı arkadaşlarının herhangi birinden şikayeti varsa mahkemeler açık. Yargıçlar da var. Karşılıklı suçlamalarını orada yapsınlar. Soruşturacağınız başka bir durum varsa bunun yasal toplantıda çözümlenmesi gerek. Bugünkü olaylardan ötürü ayaklanma suçundan yargılanmak tehlikesindeyiz. Bu kargaşanın hiçbir gerekçesi olmadığına göre hesabını da veremeyeceğiz." Bunları söyledikten sonra halkı dağıttı.